Evet, şimdi power on stall deneyeceğiz. 7500'deyiz. Düz uçuş kontrolleri, motor saatlerimiz yeşil. Evet, harekete başlayacağız. Hadi bakalım, önce neydi? Dahili kontrollerimizi yapacağız. Fuel selector, full pump. Full pump'ları açalım. Güzel. MCP'yi set edelim. Yani maximum continuous power'ı. Çünkü çıkışta bize lazım olacak. Onu maximum continuous power'ımız nedir dersek sarıyla yeşilin birleştiği yer. Güzel. Motor saatlerimiz yeşil. Cabin'a fuel pump da dahil. Ni rengimizi aldık. Evet, başlayacağız. Önce with power ile yapacağız. Manifoldumuzu, ni rengimizi aldık. Çok güzel bir gün var. Güzel. Çekeceğiz 15 manifolda. 15 manifolda çekip, evet, eşitleyelim ikisini de sağa sol. Hızımızın 85'e düşmesini bekleyeceğiz. Hızımızın 85'e düşmesini bekleyeceğiz. Hızımız 85'e düştü mü 15-20 derece, 20 derece yukarı alacağız ve uçağımızı bilerek stola sokacağız. Simüle edeceğiz. Hızımız geldi, çekti 20 derece. Yine istikameti bu ile rudder ile kontrol edeceğiz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Evet, stall geldi. Lövye ileri, gaz ileri, throttle ileri. Çok az süzülüşe verdik. Ve 72 knot geldi. Burnumuzu ufuk hattının üstüne çekeceğiz. Çekelim. Neden? Positive vario'yu bekleyeceğiz. Positive vario geldi. Düz uçuşa geçeceğiz. Bakın, irtifa kaybetmedik. Uçağımızın 105 knot'a akseler olmasını sağlayacağız. Motor göstergelerimizi kontrol ettik. Şimdi power idle ile yapacağız. 90 knot'ın üstüne çıktık. Yine 15 manifolda çekeceğiz. Evet. Ve hızımızın 85 knot'a gelmesini bekleyeceğiz. Bekliyoruz 85 knot'ı. Bekliyoruz. İrtifamızı kaybetmiyoruz. 85 geldi. Çekiyoruz burnumuzu 20 derece. Ufuk hattının üstüne. İstikameti radarlarla kontrol ediyoruz. Ve stall'ın gelmesini bekliyoruz. Stall geldi. Lövye ileri. Power idle. Idle'a çekelim power'ı. Idle. Bakın idle. Önce 72 hareket yok. Sonra 84. 84 geldiğinde lövye ufuk hattının üstüne çekeceğiz burnumuzu lövye ile. Neyi bekleyeceğiz? Positive vario. Positive vario'yu gördük. Gazımızı açacağız. Evet. 24 manifolda kadar açacağız. Tabii power idle stall'da irtifa kaybımız var. 84 knot'la kaybettiğimiz irtifayı alacağız. Alalım kaybettiğimiz irtifayı. Bakın MCP set, full power, power ileri, 85-90 arası irtifamızı alacağız. Gazlı stolda, power'ın stolda iniş takımı ve flap kullanmıyoruz. İniş takım flap kullanmıyoruz. Evet, aldık irtifamızı. Düz uçuşa geçeceğiz. Ve 105 knot bekleyeceğiz. 105 knot gelsin. Güzel bir trim ayarı yapacağız. 105 knot'ın gelmesini bekliyoruz. Evet, uçağımız akseler oluyor. Hızlandıkça burnu hafif hafif ezeceğiz. İrtifa kaybetmemek için. Evet, 105 knot akıyor. Bakın trend vektör var kırmızı. Evet, 105 knot gelirken yaklaşık 19-21 arası manifoldumuzu ayarlayacağız. 20 manifold yeterli. Burada 20 manifold. Güzel. Sonra 2150 RPM ayarlayacağız. Ayarlayalım 2150 RPM'i. Propeller lever ile ayarladık. Güzel. Dahili kontrollerimizi yapacağız. Fuel selector. Sırasıyla fuel pump'larımızı kapat. Önce bir tanesini kapatalım. Çalışan bir mekanizmanın ikisini birden durdurmayalım. Evet, pozitifi gördük. Sonra diğerini kapatacağız. Pozitifi gördük. Güzel. Motor saatlerimiz yeşil. Flap yukarıda. Master'ın ve istikametimizdeyiz. Power'ın stall. Görüşmek üzere. Evet, şimdi de power off stall çekeceğiz. Power off stall'da farkımız
Flap koyacağız ve manifoldumuzu 13 manifolda çekeceğiz. Nirengimizi aldık. Nirengimizi aldık. Çok güzel bir manzara. Bu nirengi alınmayacak gibi de değil. İleride salda düzeltiyorum. Kovada gölü var. Arkasında görebilsek Antalya. Evet. Dahili kontrollerimizi yapıyoruz. Fuel selector. Fuel pumpları açıp. Evet. Manyetolar 10. Yeşil arka gördük full pump'ta. Motor saatlerimiz MCP'yi set edeceğiz. Evet, güzel. Motor saatlerimiz yeşil. Flap yukarıda. Master 10. Güzel. Ne yapacağız? 12-13 manifolda çekeceğiz manifoldumuzu. Ve burnumuzu tutacağız. Evet, 7400 feet irtifadayız. 7400'den kaybetmeyelim. Tutalım burnumuzu. 85 knot'ı bekleyeceğiz. 85 knot gelecek. 85 knot'ı bekleyeceğiz. 85 knot geldi. Flap koyalım. Güzel. Take off flap. Ve burnumuzu çekeceğiz stola. Süzülüş yok bunda. Çekeceğiz. Evet. Uçağımızı bilerek stola sokacağız. Stol geldi. Lövye ileri. Gaz ileri. Güzel. Ufuk attı. Çok az altına. Akseler olacak hızımız 72 knot'u gördük. Burun ufuk attı üstüne. 72 knot'ta burun ufuk attı üstüne. Pozitif varyoyu gördük. Kaybettiğimiz irtifa varsa alacağız. Bakın kaybetmedik. Evet. 85 knot flaps up. Ve 105 knot'a akseler edeceğiz. Ama peş peşe yaptığımız için 105 knot değil 95 knot'u gördüğümüzde tekrar 12-13 manifoldu alıp bu sefer power idle yapacağız. Throttle'ı çekiyoruz. Nereye? 12-13 manifolda. 7400 feet burnumuzu tutacağız. 85 knot gelecek. Flap koyacağız. Evet, flap koyalım. Take off flap. Ve çekelim burnumuzu. Uçağımızı stola sokalım. Şimdi power idle ile yapacağız. Farkı power idle alacağız. Geldi stol. Lövye ileri. Power idle. Ve öncelikle 72, sonra 84 knot'u bekleyeceğiz. Hala hamle yapmıyoruz. 84 knot'u bekleyeceğiz. 84 knot geldi. Burun ufuk attı üstüne. Seri bir şekilde ufuk attı üstüne. Burnumuz pozitif varıyor. Gazımızı açacağız. Full power. Ve uçağımız akseler olacak. Yani biz power idle'da resüsü durdurduk. Ve 85 knot'la tırmanacağız. 85 knot'u gördük. Flaps up. 7400 feet'e tırmanacağız. 7400 feet düz uçuş. Düz uçuştan hemen sonra dahili kontrollerimizi yapıp uçağımızın stoldan çıkışını simüle edeceğiz. 7400 feet. Tabii bu power idle ile olduğu için ve flap'la olduğu için akseler olması biraz zaman alıyor ve irtifa kaybı mutlaka oluyor. Bu arada biraz manzaraya bakalım. Şöyle. Evet. İrtifamız 7400'e geliyor. 7400'e geldiğinde yavaş yavaş burnumuzu ezeceğiz. İrtifa kaybetmeden, 7400'ün altına inmeden hızımızın akseler olmasını bekleyeceğiz. Evet, güzel. Çok hafif bir rezonans var. Onu tek taraf oynayarak, bakın ben solo oynuyorum sadece. Ne yaptık? Rezonansı yendik. Her iki tarafı oynamayın burada. Tek taraf oynayarak ileri ya da geri. Evet, hızımız akselere oluyor. Düz uçuş, güzel. Olduğunu varsayalım. 20 manifolda getirelim, 19-21 arası. Manifold basıncıyla, güzel. Sonra 2150 RPM'e getirelim. Güzel. Ve dahili kontrollerimizi yapalım. Fuel selector, fuel pump sırasıyla kapatalım. Bekleyelim bakalım. Yeşil arka girsin. Evet, girdi. Sonra diğerini kapatalım. Bekleyelim. Öyle değil mi? Çalışan mekanizmanın ikisini birden kapatmamıza gerek yok. Evet, o da yeşil arka girdi. Motor saatlerimiz yeşil. Flaps up, master on. Ve düz uçuşumuzu aynı irtifada yapıyoruz. Bu da power off stall.